Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bugünkü mübarek gün barçalarımızga mübarek olsun. Allah Ta'ala'nın dinini örgeniş cereyanında kılıyetken hareketlerine Allah Ta'ala özü barakatlar ata kılsın. Zihnilerge Allah Ta'ala özü yorkullik. Örgeniyetken ilimilerge ümmetli manfaatlantıradigan nusratlar versin. Bugünkü sohbetimiz özü bu haptalik oyligam şekillik. Özbekistan'daki İslam Sivilizasyası Merkezi'nin tanıtımı doğrusu da bunu yaptı. Biz şimdi toprak İslam dininin bütün insaniyetini uyğunuşuna sebep buluşu. Bundaki faktörler, omillar doğrusu da kısqara gaplaşamız. İslam dini, din ve dünya muamelelerini yani muvazanetli şekilde insaniyetke talim bergenliğini koruşumuz mümkün. İnşallah sizler adır birinci kursu talebesi sizler kitap okup, Kur'an, sünnet, mefhumini, usul kaidelerini okup organı bararken siz inşallah bunu güvah bolasınız. İslam dinini insaniyetke keltirgen faydasını sanı sanağı yok. Bugünkü günde medeniyet sıfatı da kuruluyetken, insaniyetke menfaatli bugün barca asaslarını İslam kabul kıladı. Yani çetletmeydi. İslam'ın vazifesi hiç kanday bir medeniyet yok cayge gelip yengitten medeniyet teşkil kılışmaz. İslam'ın kaidesi, İslam'ın asası mevcut medeniyetini tamamıya itkazış. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu'ithtu li utemmime makarimal ahlak degenler. Men en güzel hulklarını tamamıya tügel kılışke kegemmen degenler. Ozu bor idi ahlaklar. Ozu mevcut idi. Uşa mevcut ahlaklarını en ahirgi noktasını korsatış. Bunu bana bunu değil, bunu bana bunu değil kılıp korsatış için kegelleri başarak kılınca. Cemiyetteki mevcut hadise haletlerde eğer şeriat kaytarmagan bulsa onu mu buladı? Caiz buladı. Al aslu fil eşya al ibahatu degen kaide var. Narsalar aslında mubah buladı. Aslında hiç bitti narsa man kılıngan bu miydi? Aslında hemme narsa ruhsat buladı, man kılıngan narsa uçun delil kereyi buladı. İmam Şafii'nin usulleri bu. Aslında hemen erse ruhsat buladı. Şimdi bazı kaydalar var. Aslında o haram buladı. Halal ikenliğine delil keltiriş gereği buladı. Mesela nikah meseleleri. Nikah meselesi de aslında haram itibar kılınadı. Kiyin nikahla engelliğine delil keltirse yine halal deyiladı. Yani şimdi okşayan kaideler insan hayatındaki uyğunuş baskıçını ötep verdi. İnsaniyet ta İslam'a kadar fakat kuruk tartışmalardan ibaret bahslerini içinde kümülü yatken idi. Fakat adli tartışmalar idi. Hiç bitti menfaati yok. Hiç bitti semerası bulmayan tartışmalar idi. İslam kegendeyken İslam insaniyetini uyguladı. Adamlar cemiyet için faydalı emellerine kirişe başladı. Doğru, bazı bir orunlarda mesela sahabeler davru, ondan keyingi tabi'iler davru, keyin tabi'a tabi'iler davru da İslam ümmetinin içine felsefe sarayan kıldı, hücum kıldı. Felsefe hücum kıyan peyti de yani eski tartışu kaytattan kurtarıldı. Çünkü eski kadımda tartışu vardı yok. Dünya aldım mı, kadim mi, dünya tügeydi mi, yok ki devam etedi mi, dünya kanday yaralgan, yaratucu bar mı, çünkü okşagan bakslar insanların başını ağırtken idi. İslam kelib bu bahslardan adamlarını kutkarıp sağlam hayatke, sağlam karaşlı dünya karaşke ab çıkkan idi. Rabi' radiyallahu anhunu Rüstüm'ge yani Fors amaldarlardan, Fors sarkarlardan Rüstem, Rüstem-i Dastan deyimize irtaylardı. Yani şu Rüstem-i Dastan tarihi şahs. Sahabeler Fors'ke bastırıp yani fath maksadı da Fors'ke kegen peytleri de Rüstem sonraki. Nimege keldiler degen. Degen de uşa kişi aytadılar. Rabi aytadılar ki
Alloh taolo bizlarni yubordi. Nima uchun? Liyukhrijal ibadata min ibadatil ibad ila ibadati robbil ibad dedilar. Bandalar bandalarga qullik qilishdan qutqarib, shu bandalarni Allohga qullik qilishlariga chiqarish uchun keldik. Birinchi, ikkinchisi va min diqid dunya ila si'atil oxira. Dunyoning torliklaridan qutqarib, oxirat kengliklariga olib chiqish uchun keldik. Va min jawril adyan ila adilil islam. Boshqa tuzum, boshqa sistemalarning zulmidan qutqarib, islomning adolatiga olib chiqqani keldik deganlar. Mana shu islom ummatini dunyodagi kengliklari, ya'ni dunyo manfaatlarini samimiy holda amalga oshirishlikka turtki bo'lgan. Islom ummati shaxsiy manfaat ko'zlamagan, har doim jamiyat uchun foydali shaxs bo'lishlikka harakat qilgan. Keyin falsafa hujum qildi. Falsafa yana qaytadan o'sha eski tortishuvlarni, bahslarni odamlarni ichiga olib kirishni boshladi. Endi islomiy dunyo qarash bilan. Fors fathi bo'ldi, Rum, Vizantiya fathi bo'ldi-da, u yoqdagi musulmon bo'lgan odamlar eski tushunchalardan voz kechib kirgani yo'q islomga. Eski tushunchasi bilan kirib, o'sha eski tushunchalari bilan islomga savollar bera boshlashdi. Qur'ondan savol berishdi, oyatdan, hadisdan savol berishdi. Va ko'p odamlarni boshi aylandi. Shu darajaga keldiki, Hijriy 6-asrlarga kelganda islom ummatining boshi chiqolmaydigan tupishga kirib qoldi. Hamma tomonda bahs, kalom ilmini bilmagan odam hisoblanmay qoldi. Kitobi sunnatdan uzoqlashish paydo bo'ldi. Keyin maydonga ulamolar yangi fikrlarni olib chiqishdi. Yangi fikr deganda tozalov fikrlarini, uyg'onish fikrlarini. Ulardan biri Abu Hamid al-G'azoliy rahimahulloh ihyoni sohiblari, shu kishi falsafa masalasida alohida bahs yuritdi. O'zi falsafani o'qigan, kalom ilmida zamonasining yetuk insoni, Hujjatul Islom laqabi bor. Falsafa to'g'risida Tahafutul Falasifa nomli asar yozganlar. Buni o'qishinglar kerak har bittangizlar. Tahafutul Falasifa ma'nosi falsafaning cho'kishi. Falsafa to'g'risida, falsafaning boblari to'g'risida bahs yuritdi u kishi. Falsafaning 8 ta turi borligi, shundan 3 tasi muvofiq musulmonlar bilan shug'ullansa bo'ladi. Qolgan 5 tasi bilan shug'ullanib bo'lmaydi, harom ekanligini isbotladi. Va umumiy xulosada aytdiki, bizga mutlaqo manfaatli bo'lmagan bahslardan voz kechishimiz kerak dedi. Bizga foydasi yo'q, dunyo qachon paydo bo'lgan? Dunyoning oxiri bormi? 1000 yil mobaynida qilingan bahs yana 1000 yildan keyin ham davom etaveradi, tugamaydi bu. Lekin natijaga erishmaymiz. Nimaga? Dunyoni ichidamiz biz. Dunyo paydo bo'lganini, oxirini ko'rish uchun dunyoning tashqarisiga chiqib qarash kerak-da. Ichkarida turgan odam ko'ra olmaydi uni. Shundoq ekan, nima qilamiz buni bahslashib? Undan ko'ra dedi, undan ko'ra. Biz o'zimizga qo'l bilan ushlab, ko'z bilan ko'rgan moddalarning xususiyatlarini o'rganaylik. Vaqtimizni, aqlimizni, tafakkurimizni bunga sarflaylik. Shu bilan millatga foydali ish qilamiz dedi. Bu gap islom ummatiga ma'qul tushdi va bunga butun xalq aksariyati amal qila boshladi. Natija nima bo'ldi? 6, 7, 8-asrga kelganda islom ummatining uyg'onish davri boshlandi. 8, 9, 10, 11. Ha, sivilizatsiya deymiz. Hazora uyg'onish davri. Renesans butun oyoqqa turish davri boshlandi. Nima uchun? Moddani o'rganish, ya'ni sababiy dunyoning qonuniyatlarini o'rganib, bu qonuniyatlardan insonga qanday foydalar bor? Buni o'rganishlikka butun millat harakatni boshladi. Va natija juda katta bo'ldi. Hozirgi kundagi taraqqiyotning 99%i o'sha taraqqiyot fundamentidan olingan. Ilmlar, kitoblar, tasniflar o'sha paytda qilindi. Qo'lda yozilardi faqat, qo'lda. Bosmaxonalar yo'q. Qo'lda yozish shunaqa narsa edi. Bir allomaning ajoyib hikoyasi bor. Men deydi bir Bag'dodda bo'lsa kerak, uy sel oldi Bag'dodni. Sel olib kitoblarim hammasi suv tagida qolib ketdi. Shu darajada
kitabım ko'p edi, juda afsuslandim. Keyin har bittasini qaytadan ko'chirishni boshladim deydi. Ko'chirishni boshladim, charchab kitob ko'chirib, charchab uxlab qopman deydi. Uxlasam tushimda jannatni ko'ribman, jannatga kirganimishman. Kirib oyog'imni uzatib chalkashtirib olib, "Ey Xudoga shukr, kitob ko'chirishdan qutuldim" deyapman deydi. Ya'ni shu darajada, alaykum salom, keling. Shu darajada kitobga bo'lgan xizmatni tasavvuri bu. Tasavvur shu darajada, ya'ni qo'lda ko'chirilgan kitoblarni. Lekin dunyoni kitobga to'ldirib tashargan. Dunyoni kitobga to'ldirib tashargan. Yevropalik mashhur bir olimlardan, Yevropa olimlaridan biri aytadi. Andalusiyadan bizga 30 dona kitob qoldi. Shu 30 ta kitobni olib atomni parchaladik degan. 30 dona kitob bilan. Biz yoqib yuborilgan ming-minglagan kitoblar agar hozir bo'lganda, hozir sayyoralar o'rtasida sayr qilib yurgan bo'lardik deydi. Juda katta ilm kitobda bo'lgan. Islom buni o'sha asos bilan ilmga bo'lgan harakat bilan va ba'zi allomalarni Abu Hamid al-G'azoliyga o'xshagan allomalarning islom ummatini uyg'otishga qilgan, ya'ni motivatsiyasi bilan juda katta natijaga erishgan. Bugun mana hozirgi kunda hozir bizim millatimiz ichida e'tibor qilsangiz, cho'kish bo'ldi. Cho'kishga sabab nima edi? Ta'lim tizimimiz cho'kkanligi edi. Hozir yangi islom fanlari to'g'risida gaplashsangiz, tahorat haqida, namoz haqida gaplashsangiz, 5-6 ta haliginaqangi neo-jadidchilar bor. O'zicha dunyo fanlarini mualliflik huquqini qo'lga kiritib olgan. Aytadi, sizlar dedi, hali ham tahorat masalasini qilib yuribsizlar. Yevropa oyga chiqyapti, Marsga chiqyapti deydi. Birinchidan, bu gapni gapirayotgan o'zi ham hali Marsga chiqqani yo'q. U ham biz bilan bitta joyda o'tiribdi. U Marsga chiqib bizga san chiqmayapsan deyotgani yo'q. U ham Marsga chiqayotgani yo'q birinchidan. Shu bilan birga tahoratni ham bilayotgani yo'q hali. Biz har qalay tahorat o'rganib turibmiz. Ikkinchidan, o'sha fan taraqqiyotni da'vo qilayotgan odamlar majburiy shaklda bizni ta'lim sistemamizni qo'liga olgan. Ular qo'ygan sistema bilan shu ahvolga tushdik biz. Biz o'zimizga qo'yib bersak-da, tariximizda biz isbotlagan uyg'onish davrini hozir ham yashay olamiz. Hozirgi paytda O'zbekiston siyosati jarayonida islom sivilizatsiyasi markazi tarixda qurilgan Baytul Hikmaning prototipi butun dunyoga markaziy ilmiy maydon bo'lishlik uchun imkoniyat. Qancha pul hisoblanyapti, to'g'rimi? Lekin ilm bo'lmasa bo'lmaydi baribir. Binolar ilmsiz bo'lsa, u quruq joyga aylanadi. Ana shu ilmga shug'ullanadigan odamlar sizlar. Bizmiz ya'ni bizga qarab qolgan. Biz o'z ta'limimizni to'g'ri yo'lga qo'ysak, vaqtimizni to'g'ri taqsimlasak, harakatimizni to'g'ri yo'naltirsak, inshaalloh tarixda erishilgan yutuqqa erishamiz. Tarixda ajdodlarimiz bir yo'lni bosib o'tdi. Bir bosib o'tilgan yo'l yana qaytadan bosib o'tishlik oson bo'ladi. Qilinmagan ish emas, qilingan ish. Faqat uni qahramonlari kerak. Sizlarning ichingizlarda shu niyat bo'lish kerak. O'sha ishni men qilayin deyish kerak. Fiqhning jozibasini tarixda o'qisangiz hayron qolasiz. Fiqhni o'qiyapsizlar mana. Butun insonni oldi berdilari, ta'abbudiy ibodat masalalari to'g'risida shunaqa bahslar qilingan, o'qisa ko'ngil yayraydi. Usullar, qoidalar, mantiqqa asoslangan, ijtihodga asoslangan ilmiy mubohasalar ajoyib shaklda bo'lgan. Jozibasi yo'qolib qolgan hozir. Xalqni ichida, hayotni ichida ko'rmaysiz buni. Shuni qaytadan jonlantirish kerak. Behuda, bema'ni gaplarni tarqatayotganlar islom ummatini oyog'iga faqat va faqat og'irlik bo'lyapti. Hozir aynallohni so'rayotganlar, fissamoni so'rayotganlar, bular o'sha ming yillar mobaynida tortishuv asosida natijasi chiqmagan savolni qaytadan beryapti. To'g'ri gap emas bular. Biz nima qilishimiz kerak? O'zimizni oldimizga manfaatli vazifalarni, rejalarni qo'yishimiz kerak. O'sha rejalar asosida inshaalloh robbil alamin kerakli natijalarga erishamiz. Muxtasar shaklda suhbat shu. Qisqaroq savollar bo'lsa, bir ikkita savol olamiz. Bugun juma ekan, jumaga harakat qilishimiz kerak. Kimda nima savol bor? Xo'p. Assalomu alaykum.
Aleyküm selam. Sayın İbrahim Mübarek'sin. Doğru, savol endi köpəyə yaptı deyişlik, burası doğru emas. Bol oturaring. Tushunarli. Yani ko'p qilib ko'rsatilyapti. Ya'ni bunga o'xshagan narsalarda siyosiy iroda bor. Bunaqa narsalarni amalga oshirish uchun siyosiy maqsadlar bor. Musulmon ummatining ichida hozir suhbatda aytganimdek, behuda narsalar bilan tortishuv, bahs, nafrat, adovat qo'zg'aydigan mavzular bilan shug'ullanishligini xohlaydigan tashkilotlar bor. Ular to'g'ridan to'g'ri o'sha odamlarning shunaqa bo'lishligini eplolmaydi. Lekin o'shunaqa bo'lish ehtimoli bor, odamlarga imkon beradi. Yo'lini ochib beradi, oldini ochib beradi, unga imkoniyat qilib beradi va natijada o'sha yoshlarni boshi aylanib, ichimizdan, o'zimizni ichimizdan dushmanni hosil qilish strategiyasi bu. Buni boshqa uslublarda ham eski o'yin o'ynab kelishgan. Masalan, missionerlar. Missionerlar to'g'ridan to'g'ri kelib bir musulmonga sen dindan chiq, bizni dinni qabul qil desa, odatda qabul qilmaydi. Kam bo'lishi mumkin, kam unaqalari. Nima uslub qiladi? Avvalo musulmonlarni dinidan voz kechtirish kerak. Birinchi, ateistlik, dahriylik, boshqa toifa, boshqa guruhlarni nima bo'lsa ham shubhani tarqataveradi. İslam'dan vazgeçkenden kin insan dinsiz yaşalmaydı. İslam'dan şubhalanıp koygen, endi o din talep kukaladı. Unga keyin, keyingi etapta misyonerlik takdim kılınadı. Bir adamını, bir Müslümanını, başka bir Müslümanını öldür deseyiz öldüredi mi? Öldürmeydi. Nima kılış gerek? Birinci etapta, birinci etapta. Müslümanını Müslüman bilen tartıştırış gerek. Keyin, o bunu hatada ayblash gerek. Hatanın seviyyesi küfür derecesine barış gerek ahire. Bir adam bir adamını küfür deyip elan kıba kendinden ki etikadına göre onu öldürüşlükke yol tapadı. Bunlar oyunlar. Bunga oynayatken Müslümanların içi de turu alıp onu imamla adaşken, ahli ilimlerine adaşken, maturidi aşarilerine hatta ki adaşken diye alışlık bu kimlidir kulüde asker bulup hizmet kılış halas. Mutlaka dinige dünya ahiretine faydası yok işler. Onu düşünmeydi o balalar. Onlar ki suni ravishda muammalarını, yok ki mevcut muammalarını kursatıp, bu muammalarının aybdarı imamlardır kursata uğradı. Bu gibi tekrarlanı uğurgenden ki adamların kalbine oranışıp kaladı. Bu psikolojiye, Goebbels degen adam bugün gitlerine maslahatçısı. Yolganını gapıra uğur, bir gün işen al adamlar degen. Bu strateji bu, gapıra uğradı. Tuhmat kıladı. Tuhmatka cevap sorasanız cevap vermeydi. İkinci tuhmatka ötedi. İkinci tuhmatka cevap sorasanız onge hem cevap vermeydi. Üçüncüge ötedi. Bu davam ete uğradı. Ete uğradı. Bir gün samara bir iş gerek. Hiç yok. 5-6 uşenge okşagen siz aitiyetken yaş balalarını aldav olsa mı oldu? Ular kurban bulsa ikinci ete başka siyasi güçlerini apkıradı. Hayatımda özüm körgenim. Menge kılıngen tuhmatlarını adır sanı sanağı yüzde aşıp gitken. Bir ortasının ispatı yok. Bir ortasını. Birincisinden başlasanız eskiri bugün. Yakında bitesini tarikatçı yaptıyken. Abraham Muhtar Ali'ni şeyh uzun aldığından iki mertte hayda var gel. Yanlış yaptı şunu. Yani davamında ne dediği şey yaptı? Kaysıdır o şey ailede bir ayalı zorlamakçı bu gel. O şeyin hayda var gel yaptım. Yine. Şimdi bunge dalil sonrası aldın kasam içsin diye yaptı. Ben kasam içerken ben kime gelişim diye. Şeriatını bilmiydi bunlar. Bunlar ki uşağını Abdullah Zufar diye çıkıp alıp aybini boynuna koyup vergenimizden ki lanetleşeylik diye yaptı uzdan uzun. Lanetleşilmeydi. Şeriatın asası var ki
Kim xohlagan tuhmatda qilsa-da javob so'rasangiz qasam ich desa bo'lavermaydi-ki. To'g'rimi? Nima deyiladi birinchi? Ya'ni dalil kim keltiradi dalil? Dalilni da'vo qilgan odam keltiradi. Bir odamga tuhmat qilyapti, u tuhmatchi o'zini oqlashga majbur emas. Ya'ni tuhmat kuchirayotgan odam. Tuhmat qilgan odam dalil keltirishga majbur. Al-bayyinatu alal mudda'i val-yaminu ala man ankar. İnkar qilgan odam keyin qasam ichadi. Agar dalil keltirolmasa u jazolanadi u. Shariatga ko'ra jazo qoladi. Agar u keltirsa dalilni, dalilga nisbatan agar dalil yetarli bo'lmasa, keyin bu qasam ichadi. Tuhmatni qilaverganda keyin qasam ich deb qo'yar ekan. O'zini profili yo'q, kimligi ham ma'lum emas. Demak, birinchi tagida siyosat bor buni. Buni qilayotganlar bilmaysiz, missionerlar bo'lishi mumkin. Hali aytdim-ki, missionerlar birdaniga dindan chiqarmaydi sizni. Ya'ni birdan nasroniyni qabul qildimaydi, shunga o'xshagan taktikalar qiladi. Shuning uchun aytayapman, troll profillarning aksariyatini musulmon deb e'tibor qilinmaydi. Aksariyati. Buni ham sabotaj qilishyapti. Profiliga rasm qo'ymasa, abror kofir deb e'lon qilgan deyapti. Yo'q, unaqa emas. Profilni berkitib olib, shunga o'xshagan tuhmatlarni qiladiganlar. Dalil so'rasangiz, sizga dalil keltirmay yana boshqa tuhmat qiladiganlar musulmonlar emas. Musulmonlar emas. U mana shu ma'nodagi gap. Buni endi boshqalarni sabotaj qilish uchun qilishyapti. Demak, umumiy xulosa shu, bu to'xtamaydi. Vazifa sizlar yaxshi o'qishinglar kerak. Chiroyli shaklda ilmni fundamentini olishinglar kerak. Keyin maydonga chiqib dinimizni haqiqatini o'rgatishimiz. Boshqalar sizlarga qarab turibdi. Boshqalarga mustahab bo'lgan amal sizlarga farz. Nimaga? Sizlar farzi kifoyani zimmangizga olgan odamsizlar. Alloh taolo 33 million aholining ichida sizlarni tanladi. Bu mas'uliyatli, sharafli ishga sizlarni munosib ko'rdi. Bunga to'g'ri javob qaytarish kerak. O'tirgan joyingizni haqqini ado qilishingiz kerak. O'qimasangiz, vazifani vaqtida topshirmasangiz, javobi og'ir bo'ladi. Javobi og'ir. O'rningizga boshqa odam kelib o'qib xizmat qilishi mumkin edi. Siz boshqa odamning o'rniga kelib o'tiribsiz bu yerda. Haqqini ado qilishingiz kerak. Tashqarida adashib yurgan odamni ko'rsa, ahli tasavvuf aytardi, aytmanda derdi. Shu odamni, shu birodarimni noto'g'ri yo'lga ketishligini oldini ola olmadim men deb o'zini koyirdi. Shu tabiat, ya'ni talabada ham bo'lish kerak. Men chiqib shularni tushuntiraman, o'qiyman, o'rgataman, o'zim amal qilaman degan niyat bo'lish kerak. Lekin ko'payib ketyapti degan narsa bu sun'iy shaklda qilinayotgan narsa. Ular ko'payayotgani yo'q. Ular ko'paygan taqdirda ham ko'p deb e'tibor qilinmaydi. Botil ko'p bo'la olmaydi. Ko'plik botilni oqla olmaydi. Haq oz bo'lsa ham kuchli, quvvatli bo'ladi. Qur'oni Karim nima dedi? Qul ja'al haqqu va zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Botil yo'q bo'luvchi. Biz demak haqni keltirishimiz kerak. Boshqa yo'li yo'q. Haqni olib kelamiz, haqni o'rganamiz, o'rgatamiz, maydon shunda botiliga joy qolmaydi. Umumiy xulosa shu. Yana nima savol bor? Bitta savolga ruxsat endi, ha. İnşallah. Hop, siz aytayotgan vaziyatlarda ustoz tanlash, o'tiraveriy. Ustoz tanlash ixtiyori o'zida bo'lgan paytda shunaqa. Bir shaharga borsin,
oldim birdaniga bir ustozga borib ta'lim olishni boshlamasin, kuzatsin, yoshi ulug'roq bo'lsin, taqvosi, zuhdi, odamlar ichidagi makonati ma'lum bo'lsin. Bitta ushlagandan keyin uni qo'yib yubormasin, o'shamdan doimiy yursin, uni xizmatini qilsin kabi bular aytayotgan narsalar bor kitoblarda. Lekin u o'sha ixtiyor o'zingizda bo'lgan paytdagi vaziyatlar. Hozir sizga kelgan ustozdan dars olasiz. Va bu berilgan darsdan har doim yuksak saviyada tayyorgarlik qilish kerak. Agar darsingizni yuksak saviyada ado qilsangiz, ustozning birinchi muhabbatini qozonasiz. Keyin ustozni ya'ni qoqilishlaridan ko'z yumish kerak. Ustozda xato bo'lish ehtimoli ko'p, hamma insonda xato bo'ladi. Xatosiz qul bo'lmaydi. Xatosiz qul bo'lmaydi. Insonda xato bor. Xatolardan ko'z yumish kerak, kutish kerak. Balki u xato keyin to'g'rilanadi. Lekin ustozlardan ham talab qilinadigan narsa shogirdga nisbatan o'ta katta distansiya qo'yib yormaslik kerak. Haligi subordinatsiya deydi-yu, o'rtaga qanaqadir devor qo'ymaslik kerak. Iloji boricha shogird bilan samimiy bo'lish kerak. Samimiy bo'la olsinki, o'zini fikrini ayta olsin shogird. O'ta qattiq bosim ustida ishlamaslik kerak. Ustoz shogird masalasi an'ana, ya'ni katta bir an'analarga suyanadi. Ustozining duosini olgan odamni ilmida baraka bo'ladi. Ustozi aytgan vazifasini vaqtida qilish kerak. Bizda endi hozir sizga kirgan odamlar ustozlik qiladi. Aksar ustozlarimiz zamonamizning peshqadam ulamolari. Endi siz o'sha masalalarda o'zingizni mutlaq diniy masalalarda shu ustozlar ichida yuqorida aytilgan sifatlarga ega ba'zilarini o'zingizga lozim tutish ehtimolingiz bor. Hamma masalalarda borib aynan bittasini ushlashingiz ehtimoli bor. O'sha sizga yo'l ko'rsatadi, boshqa qolgan ustozlarni ham ya'ni xizmatini qilish kerak. Masalan, barcha ulamolarni ko'rsak, bitta ustozdan qanoat hosil qilmagan. Abu Hanifaga rahimahullohga nisbat beriladi, minglagan ustozi bo'lgan. Minglagan hadis bilmaydi degan ba'zi odamlar Abu Hanifaga ta'na qilganda mana shu misolni keltirishgan. Taxminan 7000 ga yaqin ustozi bo'lsa, har bittasidan bittadan hadis eshitgan bo'lsa, 7000 ta hadis eshitgan bo'ladi. Qanaqa qilib hadisni bilmasligi mumkin? Misol tariqasida keltirilgan shunaqa. Ya'ni ustoz ko'p bo'lgan, shayx ko'p bo'lgan. Imom Buxoriyning shayxlari juda ko'p bo'lgan. Har bittalarida shayx ko'p o'ziga yarasha. Endi u o'sha bitta kitobni tugatish masalasida zarurat yuzasidan u gaplar aytilgan. Keyin talaba taqvoga e'tibor berish kerak. Taqvoga. İmam Şafii'nin gapları meşhur ha malum. Şakavtu ila vaki'in su'a hifzi fa awsani ila terkil maasi. Vaki ustazları. Vaki'ye barıp hıfzımını, zihnimini pasayıp gitgenliği doğrusu şikayet kıldım. Keyin menge günahlarını terk kıldı, vasiyet kıldı. Takva kıl dedi. Çünkü ilim nurdur. Takva bar kalpke ilim ornaşadı. Hamma adamge hem ilim minglab odamlar kitob o'qiydi, minglab odamlar Qur'on yodlashga harakat qiladi. Oz chiqadi. Alloh nasib qilganlarga bo'ladi bu. Allohning fazli bu ham. Undan tashqari vaqtni juda qattiq nazoratga olish kerak. Vaqtni ot minganda yuganni ushlagan singari ushlab olish kerak talaba. Chunki ozgina muddat bugun kirdingiz, ko'z ochib yumasiz 4 yil o'tib ketadi. Men aytdi deysiz hali. Ulgurmay qolasiz ko'p narsaga. Hozir siz uyquni kamaytirishingiz kerak. Xuftondan keyin valaq shalaq qilib o'tirmasdan uxlash kerak. Tahajjudga turish kerak. Tahajjud o'qimagan talaba talaba emas. Tahajjuddan boshlash kerak darsni bomdodgacha. Bomdoddan keyin quyosh chiqqungacha bo'ldi, asosiy fanni o'sha yerda o'zlashtirasiz. Qur'onga har kunlik vazifasi bo'lish kerak talabani. Va bu doimiy bo'lish kerak. Doimiy. Oz ovqat yesangiz kam chanqaysiz. Kam chanqasangiz, kam suv ichasiz. Kam suv ichsangiz zehningiz rivojlanadi. Ko'p ovqat yesangiz chanqaysiz, chanqasangiz suv ichasiz, suv balg'am bo'ladi, balg'am zehnni o'ldiradi. Bular hammasi bir-biriga bog'liq. Talaba bunaqa narsalarga ko'p e'tibor qilish kerak va undan tashqari ulamolarning duolarini ham olish kerak. Xayriya, yetimlar, beva bechoralarni ham imkon bo'lsa ko'nglini olib turish kerak. Ya'ni bunaqa vaziyatlarda duoga ham ehtiyoj ko'p. Allohning do'stlaridan birining duosini olib qolsangiz, zora inshaalloh baraka bo'lib ketishi mumkin.
Bazı adam var ko'p o'qiydi-yu, o'qigan narsasidan baraka ola olmasligi mumkin. İlimning manfaati uning hayotidagi manfaatiga bog'liq. Boshqalarga manfaatiga bog'liq. İlimni olsangiz, hech kim foydalanmasa, u ochilmagan kitobga o'xshab qoladi. O'shaning uchun hamma tomonlama qilish kerak, yana o'zingizni ham ko'proq duo qilishingiz kerak. Tanaga, jasadga ham e'tibor berish kerak. Keyin sport bilan shug'ullanish kerak talaba. Sport bilan shug'ullanib turish kerak. Sport talabani tibbiy jihatdan jasadini tarbiyalash, jismoniy tarbiya. Jismonan yaxshi saviyada bo'lsangiz, ilm davom etadi. Kasal odam ilmda ham to'xtab qoladi. Bu narsalarga e'tibor qilish kerak. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ومن دعوة خصوصا فروردك ورابو سخبت لرمزنا من فاتيق وزين راضي بولدين أمال لرغ موفق طلب لرمزنا زهر لرمزنا وزين أتكر قلقين وقيت كان إلم لرمزنا دنيا آخرت لرمزنا فايداري قلقين ملتمز وشن خزمت قلشلر دا وزلرغ شجاعت غيرات سميمي قلب أتا قلقين o'zingga ro'baro bo'lishligimizda roziliging bilan ro'baro bo'lishimiz nasib qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan faqat va faqat ilm meros qoldi. Mana shu merosni ko'tarib, bu merosga munosib merosxo'r bo'lishlarimizni o'zing nasib qilgin. Va sallallohu va sallam ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmanur rahim. Rahmat, salomat bo'linglar. Xo'p, salomat bo'linglar.